Utku Mustafa, bu masonlar yaman adamlar. Adnan Oktar'a bile etki ettiler, fikirlerinden vazgeçirdiler. Ya kardeşim bak, bu mason localarında hiçbirinde Kur'an yoktu. Bu locaların hepsine ben Kur'an-ı Kerim konmasını sağladım. Ve Kur'an üstüne yemin etmelerini sağladım. Ve bu loca mensupları geldiklerinde burada gördünüz, namaz kıldılar. Tapınak şövalyeleri de aynı şekilde geldiler, namaz kıldılar. Ben onlara uymuş olsaydım, ben namazı niyazı bırakırdım. Değil mi? Masonluğu kendime din gibi seçerdim. Ama tam tersi bir durum var. Onlar Mason ideallerine uymaya devam ediyorlar, fakat İslam'ı yaşamaya başladılar. O zaman onlar benim fikrimi, inancımı kabul etmiş oldukları görülüyor. Dolayısıyla güç kimdeymiş? Allah'ta. Ne Mason güçlü olur, ne ben güçlü olurum. Güç Allah'tadır. Allah onlara hidayet verdi. Namazlarını kıldırıyor. İslam prensiplerini yaşatıyor. Namaz kılmak ne demek? İman ettim, Müslüman oldum. Siz Adnan Bey, 1979'dan beri antimateryalist, antidarvinist, antikomünist, antifaşistsiniz. Hiç değişmedi bu. Bugün de aynı şekilde. Tabii benim fikirlerimde en ufak bir değişiklik olmadı. Sadece gelenekçi, tutucu, ortodoks İslam anlayışına sahiptim. Onu bıraktım, Kur'an'a tam uyuyorum. Konu bu. Ama hiçbir kararlılığımda, hiçbir düşüncemde farklılık yok. İdealiniz de hep aynı oldu. İslam birliğini kurmak. Tabii bak, beni hiç kimse de yıldıramadı. Ne hapis, ne tımarhane. Tabii, Mason hocam Kur'an ve namaz kılıyor. Filminde gösterdik. Evet. Tapınak şövalyeleri de gelir. Onlar da aynı şekilde namaz kılar. Fotoğraflarını gösterebiliyor muyuz? Tapınak şövalyeleri namaz kılarken. Mason arkadaşlarımız namaz kılarken onu da gösterelim. Ve bütün localara Kur'an gönderdik. Her locada Kur'an var. Tabii. Son gelen Mason misafirlerimiz. Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmişlerdi. Evet. Arkadaşlarımızla namaz kılıyorlar. Tamam, yeterli. İnşallah.